Ee, bir de sizin gözünüzden nasıl yorumluyorsunuz, öğrenebilir miyiz? Siz gelinen süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, şimdi tabii e, konuyla ilgili işte ahlaki, mantıksal, e, hukuki çelişkiler uzun uzun e, değerlendirildi. Onları tekrar etmeye e, gerek yok. Çünkü aleni vakalar aynı zamanda zaten. E, Demirtaş da aslında aynı zamanda o çelişkiye esasen e, vurgu yapıyor. Fakat o e, konuyu çelişkiyi vurgulayıp iktidarın maskesini düşürme ya da iktidar aleyhine yeni bir laf bulma yerine muhalefete bir hem çağrı hem davet diyebileceğimiz bir noktaya doğru çekiyor. O da şu meşru olarak görüp gelip görüştüyse gayrimeşru olarak görüp kapatmaya çalıştığı partiyle bunun bu gayrimeşru görünümün ne yönelik e, oluşturulmak istenen algıyı durumu değiştirme vazifesi sizin üzerinizde. Siz buradan görüşmeyi kabul eden HDP'yi e, tartışacağınıza e, HDP ile görüşülebileceğini görüşerek e, ortaya koyarak siyaset üretmelisiniz diyor. Siyasete davet ediyor aslında. E, bütün o yazının e, özeti bu. E, Demirtaş kendi üslubuna ait çarpıcı öğeleri bir araya getirip kullanma kabiliyetine sahip bir siyasetçi. İşte kaban meselesinden girip taksitte kaban satışı daha doğrusu banka kredisiyle konuyu buraya çekiyor ki burada aynı zamanda gündemin yokluk, yoksulluk, ekonomik yetersizlik, yoksulluğun derinleşmesi ve yaygınlaşması olarak öne çıkması arzusunu da o yazısının bir boyutu olarak getiriyor ki HDP ile görüşülmesini istediği şeylerden biri de önerdiği muhalefete önerdiği şeylerden biri de bu başlık. hani Öbür meseleleri bu partiyi kapatma kapatmama meşru gayrimeşru bunları bırakalım bu meseleleri üzerinden gelin konuşalım. yani Daha doğrusu HDP orada gidin konuşun diyor kendisi fizik olarak bunu şu anda yapabilecek koşullara evet. sahip değil çünkü Salim Bey'in yerinde vurguladığı gibi bir hukukçu olarak esir konumunda. Sanıyorum bunu söyleme sebebi de Salim Bey'in hukuka uygun olmayan tutmalara biz esirlik diyoruz. Çok kesiyorum ama buradan şey çıkarabilirler çünkü esir sözünü bilerek kullandım. Evet. Çünkü bakın hukuka uygun kararlarla bir kişiyi hürriyetinden yoksun bırakırsanız hukuka uygun ya tutukludur ya hükümlüdür. Evet. Hukuka uygun olmayan yol ve yöntemlerle bir kişiyi hürriyetinden yoksun bırakırsanız ya rehindir ya esirdir. Evet. Niye esir diyorum? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 18. maddesinden yani siyasi sahiplerle bakın hukuka uygun gerekçelerle değil siyasi nedenlerle, siyasi rakip olması dolayısıyla ve e, siyaseten önünün kesilmesi amacıyla siyasi amaçlarla hürriyetinden yoksun bırakıldığını dolayısıyla serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Bunu hiç kimse yorumlayamaz. Evet. Anayasa 90'a göre ahim kararı uyulması zorunludur. O eğer ki siyasi gereklerle içeride tutuyorsunuz diyorsa o esirdir. Evet. evet. Bu anlamda kullanılmış bir sözdür yoksa herhangi bir şekilde bir savaş söylemini hatırlatan Aslan. bir ee, zaten durumla hiçbir şekilde benim ilgisi yoktur. Benim bunu hatırlatma sebebim evet. bu teyidi ee, almak. Beğenirsiniz beğenmezsiniz ama hukuki bu pozisyonu Bu Salim Bey'den mi alıyorsun? Hayır sözünü yorumlamak için Salim hatalı deyip. kullanıp kullanmamak. İnşallah Salim Bey'in hukuki referans Rütük için de bir teyit olur da başımıza bir şey Yok, gelmez ben... ama... Sonuçta Salim Bey de açıkladı. Yani kullanılan ifade asla herhangi bir şekilde e, savaşı e, çağrıştıracak savaş bir anlamda kullanılmamıştır. Gibi. Hukuken e, efendim, e, çatışmayı çağrıştıracak anlamında kullanılmamıştır. Hukuken. Hukuka uygun değildir. E o zaman bu bir nevi siyasi e, rehindir söylemi zaten çok yaygın olarak kullanılan bir söylem. Şimdi i̇şte, şimdi buna ha. başvurma sebebim şuydu. Hı. Yani söyleyeceğim bununla bağlantılı biçimde devam etmek içindi. Buyurun. Ee, o da şu. Şimdi Türkiye'de darbe girişiminin savuşturulmasından sonraki dönemde iktidarın ana politikası siyaseti yasak hale getirmek. Siyasetin kendisini gayrimeşru bir kategori olarak tutmak. Bunu sağlamak için de yargıyı araç olarak kullanıyor. Bu siyasetin yargısallaşması, yargısallaştırılması denilen şeydir. Siyasi konuları yargı eliyle dizayn ediyorsunuz. Yargı iki sonuçludur. Ya beraat ya mahkumiyet. Ya siz kazanıyorsunuz ya biz. Halbuki siyaset üç sonuçlu bir oyun. Siz kazanabilirsiniz, ben kazanabilirim. Bir üçüncü yol üzerinde uzlaşma yapabiliriz. Belirli bir yakınlığımız varsa. Siyaseti, yargıyı da kullanarak bu şekilde baskılamanın araçlarından birisi de HDP'ye yönelik bu kriminalizasyondur. Bu mücrim gösterme. 6-7 milyon seçmeli olan 10-15 milyonluk bir nüfusun olumlu gözle baktığı, kendi partisi olarak gördüğü e, yasal süreçleri tamamlayıp seçimlere girerek parlamentoya girmiş bir parti. Demirtaş'ın söylemek istediği de zaten o bu partinin e, bu kriminalize edilmesi ne sessizlikle seyretmek ya da buna razı gelerek alternatifler aramak e, buna rağmen Kürtlerin oylarını nasıl alırız yollarını aramak doğru değil. Olması gereken doğru olan bu görüşmeleri yapmaktır. Buradan ben yine Salim Bey'e bir başka atıfta bulunacağım. Muhalefete bir fırsat doğuyor buradan dedi. Ben de bu kanaatteyim. Bu da şudur. Şimdi birkaç ay önce bir tartışma daha çıkmıştı. Yeni bir çözüm süreci başlarsa ne olur? HDP ne yapar? İşte Öcalan'dan bu süreçle ilgili Erdoğan Öcalan arasında bir... Önce şuydu mevzu. Bahçeli varken iktidarın ortağı olarak yeni bir çözüm süreci başlayabilir mi? Bu birdi. Ama şimdi Bahçeli'nin bu tavrından sonra hakikaten bu sefer de şunu düşünmek gerekiyor. Yani Bahçeli'nin olduğu hatta Süleyman Soylu'nun olduğu bir cumhur ittifakının büyük şeyi, üyesi Adalet ve Kalkınma Partisi bir yandan bunları yaparken bir yandan çözüm süreci başlatabilir mi HDP ile? Ve HDP'nin tavrı ne olur? Şimdi işte bu soru yerine bakılması gereken şey şu. Buna ihtiyacı varsa yapabilir. Çünkü manevra kabiliyeti çok yüksek bir heyetten bahsediyoruz. İhtiyacı var mı? Var. Kürtlerin e, oyunun toplaştığı HDP'deki %10-11 olursa yanında seçimi kolay kazanıyor. O zaman başlatabilir. Bahçeli varmış yokmuş. Bahçeli daha önce 2002 Anayasası e, yazındaki anayasa değişikliklerinin hepsini onay veren de Bahçeli'ydi. Daha önce başka birçok e, bu türden onaylar verdiğini gördük. O orada duruyorken de başlayabilir. Mesele şu. Burada eğer böyle bir ihtimal varsa konuşulması gereken şey şu. Muhalefete fırsat dediği lafı da öyle anlıyorum ben. Salim Bey'in bu ihtimallerin hepsinde muhalefetin bir bütün olarak mevcut cumhur iktidarı yerine hı hı. E, onu seçimlerde yenip iktidarı ele alabilmek üzere hı hı. kürtlere kürt seçmene kürt yurttaşlara e, kürt seçmenin hepsi HDP'nin seçmeni de değil e, ayrıca tabii. örneğin işte e, Kızılbaş kürtlerin önemli bir kısmı CHP seçmenidir, Ak Parti seçmenleri var, hı hı. değişik partilere gidiliyor, bütün bunlara yönelik. E, Politikası nedir? Kürt sorunu denilen, Erdoğan'ın bir zamanlar var, Cumhuriyet tarihinden kaynaklanıyor çözeceğiz dedi. Şimdi de yok bitti çözdük diyor. Kemal Bey sözünü etti değil mi? Parlamentoda çözeceğiz. Çok önemli bir söz bu. Çünkü aslında son çözüm sürecinden sonra HDP'nin yöneticileri, Demirtaş'ın kendisi, o zamanki yönetici Mithat Bey, birçok başka HDP'li yetkili sürecin parlamento gözetiminde ve orada yasallık içerisinde yürütülmemiş olmasının önemli bir sorun olduğunu zaten örneği dile getirdiler. O zaman şu geliyor, bizim burada konuşmamız gereken şey, muhalefetin iktidarın olası tekliflerinin üstünde gönül çelebilecek, o seçmeni yanına alabilecek demokratik paketi teklifi tartışması nedir? Bu görüşmeyi de fırsat ise eğer şu şekilde fırsat bulunacak, görüşülebiliyorsa demek ki iktidar partisi muhalefet partileri de görüşebiliyor. Evet. Kadar Paketlerini net, alıp, kadar net. tekliflerini Değil götürüp, e, parlamento çatısı önemli bir meseledir. Hı hı. Güçlendirilmiş parlamento olacak ya, bu güçlendirilmiş parlamento içerisinde işte bu görüşmelerle güçlenir, bu diyaloglarla güçlenir. Benim kanaatime göre de Demirtaş da bunu söylemeye ni niyet ediyor o yazı, aslında söylüyor. Hı hı. E, HDP'nin yarın öbür gün bu konuyla ilgili gelecek açıklamalarının içeriğinde de, bu olacak. Peki, MYK'da değerlendirilecekmiş e, bu evet. durum ve ondan sonra tarzını Çıkı, çıkacak açıklayacakmış. Çıkacak olan da budur. E, yani. HDP. E, sanırım yarın e, bu değerlendirme olacak. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Demirtaş e, mesajına HDP'nin olduğu masada biz asla olmayız diyerek ile görüşmeyi kendine zul sayıp, anti demokratik tutumunda ısrar eden muhalefetin gönlü hoş olsun diye HDP'liler siyasetin kapılarına kilit mi vursaydılar diyor. Şimdi buradan muhalefete yönelik bir eleştiri yapıyor ama hemen peşi sıra şunu da söylüyor. Bu görüşmeye aşırı anlam yüklemek öküzün altında buzağı aramak da yersizdir diyor yani hani şeyi de kapatıyor hani buradan efendim yok çözüm süreci yeni bir e, yakınlaşma bir çiçekle vesaire. yazı gelmez evet, evet böyle bir şey e, yok diyor şimdi bakın Demirtaş yargılanıyor biliyorsunuz e, Kobani e, davası e, duruşmalarından birinde Demirtaş ne dedi Salim Bey ben buradaysam yani ben burada sanık sandalyesindeysem AKB. yanımdaki sandalyede neden Erdoğan oturmuyor dedi. Ya ben hep bunu e, Kobani davasını konuşurken şunu söyledim. O dosyayı bilerek söylüyorum.